Bir yolda adaya geldik. Harikasın, harikaydı. Kaç dakika var Şakir? Son bir dakika baba. Bisikletimi kontrol edemiyorum. O bisiklet değil Necati abi. Her işte bir hayır vardır Şakir. Hayır. Bunu kaçırırsak eğer bir sonraki motor kaçtacağına. Bu son sefer, bir sonraki yarın. Hayır. O zaman buna yetişmeliyiz. Adada kalmak çok pahalı. İnternetimizi kız. Şakir. Hayır. Aniden zıplarsam saçım bozulur. Zaten yakışmamış. Ay. Neyse kurtulduk. Bu gece burada çok büyük bir olay için toplandık. İşte yeni icadımız. Kendi kendine hareket eden eşyalar. Ben size söyleyeyim, bunlar kesin dünyayı ele geçirir. Dünyayı ele geçirin. Ben size demiştim. En iyisi ben gidip biraz dondurma stoğu yapayım. Makineler çaldırdı. Mirket abi aç kapıyı. Evdeki çamaşır makinesi anneme saldırdı. Beni de tost makinesi ısırdı. Bunu durdurmanın tek bir yolu var. Nemrut Dağı'ndaki ünlü heykel kafalarını bulmalısınız. Biraz kel alaka olmadı mı? Öyleyse Nemrut'a gidiyoruz. Adıyaman! Adıyaman, aman, aman. Bekle bizi, geleceğiz. Adıyaman, aman, aman. Nemrut'a da çıkacağız. Olay! Ha, duvar! Duvar? Duvar! Dürüm, Ayşe, duvar! Adıyaman! Canlansana heykel kafası. Canlan. Bu kadar da canlanmanıza gerek yoktu yani. Necati tepsi oldu. Yaklaşıyorlar. Bu durumdan nasıl kurtulacağız? Asıl bu dürümden nasıl kurtulacağız? Dürümden. Yine iş bana düştü. Oğlum kovalama, devleri terleyeceksin. Şövalyeler hazır mısınız? Hazırız. Haydi o zaman. Kral Şakir, devler uyandı. Uyanmasa iyiydi. 16 Şubat'ta sinemalarda. Henüz değil sanırım. Bas kornaya kumpir. Senin adın da bir garip evladım. Kumpir diye isim mi olur? Sorma kaptan. Babam kumpiri çok severmiş. Kumpire de benziyorsun azıcık. Neyse bas oğlum bas. Emredersin kaptan. Motorun kornası bu. Frenler çalışmıyor. Çalışsanız arkadaşım. Duramıyorum abi. Ay, oluyor. Ay, uçurum. Eyvah. Abi biz buradan ayrılalım. Size iyi uçuşlar. Üzerine düştüğüm kolumu hissetmiyorum. Kumpir, evlat söyle bakalım. Hava durumu nasıl? Bakayım cepten. Hava süper. 35 derece. Deniz cam gibi. Tek bir dalga dahi yok. Dünyanın en güzel havası. Hani hava çok açıktı? Özür dilerim kaptan. Telefonu ters tutmuşum. Hiç alakası yok.
Balon patlatma oyunu açık telefonunda. Son bölümdeydim, çok az kalmıştı. Bu fırtınaya dayanamayız. Telsizi ver çabuk. Telsiz çalışmıyor kaptan. Yıldırım yüzünden elektrik gitti. Cep telefonumla arayacağım sahil güvenliği. Burada çekmez, dışarıda konuşup geliyorum. Ekstra ketçap ve mayonez alabilir miyim? Tamam, kimse panik yapmasın. Bu tekne batarsa ilk önce kurtarılacakları açıklıyorum. Bir, mor renkli filler ve adı Necati olanlar. Nedenmiş o? İnatla soru soran beyaz keçiler kurtarılmayacaktır. Dikkat, dikkat. Yolcularımız telaşlanmasın. Her şey kontrol altında. Yalan söylüyorum. Hiçbir şey kontrol altında değil. Başınızın çaresine bakın. Oradan konuşmak kolay tabii. Burada konuşsana. Hayır, hiç de kolay değil. Megafon bozuk. Arkasında durup bağırmam gerekiyor deli gibi. Bende panik atak var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Telefonla sahil güvenliği arayalım. Çekmiyor, o sinyal yok. İşimiz bitti. Önce sakin olmaya çalışın. Kriz anında ilk önce artıları ve eksileri belirleyin. Eksileri söylüyorum. Kaptan yandı, telsiz bozuk, hava berbat. Gemideki ilk günüm ve astım hastasıyım. Peki artılar? Bir tane işaret fişeğimiz var. Tamam, verin. O iş bende. Kaçılın. Şimdi bu artı mı eksi mi oluyor? Batıyoruz. Sakin ol, sakin ol. Adın ne evlat? Kumpir. Ne? Kumpir mi? Neyse kumpir. Şimdi tek bir şeye ihtiyacımız var. Evet, kavurmalı yumurta. Hayır, can kurtaran botu. Kavurmalı yumurta ne olacak? Bırak yumurtayı, bizi can kurtaran botuna götür hemen kumpir. Biz Necati ile birlikte sandala binip sahil güvenliği bulacağız. Kumpir, sen de burada kal ve gemiye sahip çık. Yapamam, çok korkuyorum. İşte kaptan olmadığına göre bu teknenin kaptanı sensin artık. Şimdi cesur ol ve bu gemiye sahip çık. Baba, güzel gaz verdin. Yürü Necati. Yavaş atla, tamam mı? Bence iyiler. İyi değiliz. Evet kaptanım, göreve hazırız. Ben şu köşede ağlayacağım. Siz ne yaparsanız yapın. Ne? Gidip yolculara battaniye ve yiyecek mi götüreyim? Emredersiniz. Ben de gidip güverteye dolan suları dışarı mı atayım? Öyle diyorsanız öyledir. Hadi gidelim. Biraz da sen kürek çeksene Necati. Olmaz Remzi. Doktor bana küreği yasakladı. Uydurma Necati. Böreği yasakladı doktor. Zaten kara ne tarafta göremiyorum. Nereye gittiğimizi de bilmiyoruz. Ne yapacağız? Abicim, kara parçası batıda diyorum. Sen niye beni dinlemiyorsun? Çünkü sen ne dediğini bilmiyorsun. Kara güneyde. İkinizin de yol bilgisi sıfır. Kara doğuda şu anda. Karar verin artık. Hangisi? Kuzeyde. Çok tutarlısınız. Peki kuzey nerede? Kutup yıldızını takip edin. Her zaman kuzeyi gösterir. Evet. Ne demişler? Bozuk kutup yıldızı bile günde iki defa doğruyu gösterir. O zaman kuzeye gidiyoruz. Evet, herkes battaniye ve sandviç aldı sanırım. Bana bir tane battaniye verir misiniz? Demin vermiştim size ama neyse, buyurun. Ama siz çok yanlış anladınız. Neyse. Kaptan Kumpir, Kaptan Kumpir, batıyoruz. Beni yalnız bırakın. Gidin buradan. Kaptan olamam ben. O ne? Remzi! Söyle. Sanırım kutup yıldızı bize doğru yaklaşıyor. Bize yardım etmeye geldi. Ne? Kutup yıldızı, buradayız. Buradayız kutup yıldızı. Sesime gel. Dur Necati. Çabuk, devrileceğiz. Buradayız. Yardım.
Ne yapıyorsunuz orada? Deve güreşi oynuyoruz. Tamam, gidelim o halde. Saçmalamayın. Ne güreşi? Adadan yola çıkan tekne yolda kaldı ve batmak üzere. Sizi bulmaya çalışıyorduk. Ne? Öyle mi? Hemen gidelim o halde. Deve güreşini sonra yaparsınız. Hala deve güreşi diyor. Hoş geldin bir tanem. Hoş geldin dünyaya. Adı ne olsun acaba? Kumpir olsun bence. Kumpir mi? Evet, kumpir. Kumpiri çok severim. Çünkü kumpir sıcak ve kaşarlıdır. Fakat kimi zaman da içine zeytin, turşu, sosis ve ketçap eklenir. Zeytin zekayı, turşu iradeyi, sosis özgüveni ve ketçap da gücü temsil eder. Sen de bir kumpir kadar zengin ve güçlü ol evlat. Herkes sakin olsun. Hepinizi kurtaracağız. Soru soran keçiyi kurtarmayacağız. Şaka şaka kurtaracağız. Şakir, Canan, iyi misiniz? İyiyiz baba, iyiyiz. Fakat kumpir ve kaptan ne durumda bilmiyoruz. Buradayız, buradayız. Kurtulduk mu? Aferin kumpir, aferin. Kumpirin sayesinde son anda kurtulduk. Motorlara güç vermeseydi dibi boyluyorduk. O şapkanın hakkını vereceğini biliyordum evlat. Güle güle gemicik, güle güle. Hop, tutmasaydım düşüyordun. Açtı baba. Hadi balık yemeye. Buradan o zaman, beni izleyin. Hayır canım, buradan. Yine başlamayın, tabii ki bu tarafta balıkçılar. Kutup yıldızını takip edin, kutup yıldızını. Şimdi bu araba niye çalışmıyor bakalım. Çok güzel bakıyorsun baba. Düzeliyor mu bari? Dalga geçme oğlum. Ben de anlamıyorum bu işlerden. Ne yapayım? Araba tamiri mi? Oho! Tamam, açılır açılır. O iş bende. Necati abi, en son o iş bende dediğinde ne olmuştu hatırlıyor musun baba? O iş bende. Bir tane daha vardı. O iş bende. Bakalım. Şimdi bunun barbitürü bozulmuş. Bujisi cıvıtmış. Fren salatası yağlanmış. Kaputtan da yok bir şey. Fren salatası mı? Barbitür mü? Karbüratör o Necati. Ha? İşte sorun bunda bence. Necati, direksiyonu nasıl sökmeyi başardın oradan? Başarmak inanmanın yarısıdır Remzi. İnanmak da kemirmenin üçte biri. İnanmak başarmanın yarısıdır o. Baba! Eyvah! Bir şey isteme sesi bu. Çabuk sakla beni Şakir. Hiçbir yere saklanma. Bugün beni müzeye götüreceğine söz vermiştin. Ne? Müze mi? Ama söz vermiştin. Bence iddiaya gir baba. İddia, evet. Canan'ın asla başaramayacağı bir şey. Ne olabilir? Yani, gerek yok. Tamam öyleyse. Bir şartım var. Bu arabayı tamir edersen seni müzeye götürürüm. Ne bekliyorsunuz? Tamam, tamam, dikkat edin. Çok değerli bir eser bu. Öyleyse yanlışlıkla elimizden düşürelim. Ne? Şaka şaka. Çok korktu ha. Bir müdüre böyle şaka yapılmaz ama lütfen yani. Neyse, hadi herkes işine bakalım. Bunu da yarın sergiye koyacağız. Daha çok işimiz var. Her şeyi indirdiğimize göre artık gidebiliriz. Ha,
Hayır yani bu kız hangi ara buji değiştirmeyi öğrenmiş anlamadım. Aa, bu yerdeki sopa ne? Benim o, benim, benim, benim. Ben gördüm, bana ne? O sopa bende. Yavaş Necati abi, tamam al, tamam. Tabii, tabii, tabii alacağım. Oho, çok havalı bir sopa bu. Asa desek daha doğru. Bu benim süper güçlü kılıcım. Faşa fış, haşta, uçu, açılın. Neyse, hadi, hadi yürüyün. Girelim, gezelim bir an önce. Hua! Çekilin önümden bakayım. Fışış! Anacığım, elektrikli sopaymış bu. Muhteşem bir şeymiş bu. Amca! Amcacığım! Şuna bana bak, bakalım ne kadar. Ben bununla ilgili bir şeyler okumuş. Olur mu? Çok güzel. Gel sen de gel. Hanım, şuna bak, şuna bak. Pardon, pardon. İlgili birini arıyorum da. Hı? Doğru yere geldin evlat. Dünyanın en gizemli eserlerinin sergilendiği, Anadolu'nun karanlık tarihini korkusuzca aydınlatan bu çılgın müzenin müdürü benim. Bu kadar rol yapmaya gerek var mı? Bence var. Müzenin broşüründe şaman sergisi olacağı yazıyordu. Ancak hiçbir yerde göremedim. Şaman mı? O nedir? Şaman eski Türk uygarlıklarında olan bir karakterdir. Uygurlarda ve Altaylarda görülmüştür. Kimi tarih kitaplarında da bu kişilerin sihirbaz olduğu da söylenir. Neyse, o sergi yarın olacak. Şimdilik eserler depoda bekliyor. Benim süper güçlü sopamın üstünde bir şeyler yazıyor. Ne bu? Sopa kardeşliği olmasın. Müdür buradayken sorsana. Belki o anlar. Şşş, müdür, müdür, müdür ne haber? Müdür, 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 müdür. Bak bakayım bir, sopamda ne yazıyor? Dur bir gözlüğümü takayım. Güneş gözlüğü o. Evet, havalı olsun diye takıyorum. Yoksa gözlerimde sıkıntı yok. Bakalım. Vuriri huriri hülülü bülülü. Deponun kapısı açıldı. İlginç. Hoppala, buna ne oluyor? Titreşimli asa bu. Çok iyiymiş. Dur. Ay, durdur abi yarım. Çekilin önümden, çekilin. Pardon yenge, amca çekil. Bak burada asayı Necati. Bırakamıyorum. Yavaş. Hoşça kal Remzi. Seni hiç unutmayacağım. Önce borcunu ver Necati. Karıştırma borcu şimdi. Gel oğlum. Gözlerim oyuncak gibi kaldı böyle. Düzeldi. Uykucu ne haber? Kalk kalk, öğlen oldu. Burası neresi? Hangi yıldayız? Burası Papua Yeni Gine. 3500 yılındayız. 501. Beni zorla uyutup yüzyıllar boyunca buraya hapseden sendin demek. Nasıl? Şimdi yedim seni. Ses tonunu hiç beğenmedim evlat. Ver şunu. Hım nam hım nam hımına hımına hımına. O sondaki hımını beğendim ama. İçeriden bir takım sesler geliyor. Bir takım sesler. Necati abinin başı dertte galiba. Başım dertte galiba. Anacığım! Bugün başıma gelmeyen kalmadı. Pardon, bu kalmış. Beni yüzyıllarca uyuttunuz ve Papua Yeni Gine'ye yolladınız. Ne Papuası, ne diyor bu? Ordumu kuracağım ve beni uyutanları bulacağım. Ben de onları uyutup başka papualara yollayacağım. Hala papua diyor. Akın, broşürde ne yazıyor? Bu tehlikeli şaman kişisini asırlar önce durdurmak için uyutup mumyalamışlar. Çünkü şamanın çok kötü planları olduğunu öğrenmişler. Bu kız bir şeyler biliyor. Kapı! Çabuk şu kızı yakala ve bana getir. Ay! Ne oluyor? Bırak beni! Kızım, canım! Bırak kızımı! Uyutulmaktan bahsediyor. Biri bu şamanı uyutmuş çok eskiden. Bir saniye. Neler olduğunu anladım. Çabuk ofisime gitmeliyiz. Canını kurtarmalıyız. Şakir, sen benimle gel.
Necati, sen de müdüre yardım etmeye git. Oo, muhteşem dedektifler bu bölümde birbirlerinden ayrı çalışıyorlar. Sanırım ağlayacağım. Benim de gözlerim doldu. Bak bak bak. Baba yürüyün hadi. Biz ayrılamayız. Ellerimiz uzuyor adeta. Evet Necati. Bir doktora mı göstersek? Bize doğru koşarak gelen itfaiye tüpünü gördün mü? Nasıl görmem? Eyvah geliyorlar. Sen kapının önüne bir şeyler koyup içeri girmelerini engelle. Ben de kütüphanede bir şeye bakacağım. Bana da bir kitap seçsene. Aşık vampirler falan olsun. Buraya kitap okumak için gelmedik adam. Nerede bu, nerede? Küçük hanım, demin çok bilmiş gibi konuşuyordun. Şimdi bana cevap ver. Kim uyutup Papua Yeni Gine'ye yolladı beni? Benimle ne ilgisi var, nereden bileyim? Papua Yeni Gine falan da değil burası. Sen bilmesen de seni kullanabilirim. Ha? Al şunu, BTP'ye çıkar. İmdat! Ey zavallı çaresiz varlıklar, beni dinleyin. Eğer beni bu yüzyılı kuyku hapseden kişinin kim olduğunu söylemezseniz... Bu kızın sonu hiç iyi olmaz. Ne? Canan! Duymuyor beni. İyice havalandı bu kız. Hop! 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 Ama! Ben de ona binmek istiyorum. Saçmalama evlat. Burada ciddi bir şey yapıyorum. Yalan konuşma. Kitabı bulmuşsun işte. Eğlencesine yapıyorsun bunu. Çok eğlenceliydi, özür dilerim. Neyse geliyorum. İçeri giriyorlar. İttirmezsenize. Dur. Bulacağım şimdi. İşte eski ninniler kısmı. Eski ninniler mi? Eski zamanlarda bu özel ninniler çok etkiliymiş. Düşmanları bile uyutabiliyormuş. Umarım işe yarar. Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana. Bostancı danayı yemesin lahanayı. Vay canına, işe yaradı, işe yaradı. Yürü evlat, diğerlerini kurtarmamız gerek. Sen uyumayacaksın. Ne? İçim geçmiş. Baba, buradan gizlenerek gidersek kimseye fark ettirmeden Vince'e ulaşabiliriz. Oğlum, her şeye sen karar veriyorsun, farkında mısın? Hayır yani, geç bu evin reisi sen ol istersen. Tamam, sen yap planı madem. Tamam, koşa koşa gidip atlayalım Vince. Ben gidiyorum önden. Vaa! Gidemedim, havada kaldım. Şakir yardım et oğlum. Yok yok, sen çok güzel plan yapıyordun. Devam et babacığım. Hey araba. Sana kocaman bir merhaba. Dandini dandini dastana. Tam zamanında geldiniz. Ooo, süper kahraman inişi yaptı. İşte bu. Ninni kitabı. Beni uyutan da buydu işte. Ne derler bilirsin dostum. Tarih kendini tekrar eder. Dandini dandini dastana. Hayır! Son anda. Pişt, oğlum Müfit. Alın şu şamanı lahitine koyun. İyice kapatın kapağını ve kimsenin bulamayacağı bir yere koyun. Emredersiniz müdür bey. Şunu 2 dakika tutar mısın arkadaşım? Elim dolu. Birazdan gelip alacağım. Sizler de kusura bakmayın. Öyle olur olmadık gizemli asaları, şamanları falan ortada bırakmamalıydık. Merhaba amca, merhaba. Demin beni kapıda uyandıran amca sen değil misin? Hayır, ben amca değilim. Al bakalım. Amcaymış. Sen kime amca diyorsun? Ben daha gencim. Bıyıktan dolayı mı öyle dedi acaba? Remzi, şu sıkıcı, renksiz, hiçbir eğlencesi olmayan dosyaları buraya bırakıyorum. Diğerleri işten çıktığı için bunları da sen hallet, tamam mı? Emredersiniz müdür bey. Of, çok yoruluyorum. Başkalarının işlerini hep ben yapıyorum. Mesut, sen de benimle aynı mı düşünüyorsun?
Mesut bütün ömrünü burada harcamış ve sonunda iskelete dönmüş. Yok abi, iskelet olmadım. Ben de yoğunluktan sıkıldım. Kafamda bir şalter attı. Şimdi de iskeletleri kukla gibi oynatmaya başladım. Merhaba. Eyvah. Bu yorucu işten kurtulmazsam benim de sonum Mesut gibi olacak. Ne varmış halimde? Kak 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 kak. Biraz önce biri daha işten çıktı. O yüzden bunlar da sana kaldı. Bu sıkıcı sayıların olduğu, hayat enerjini emen, hastane kokan dosyaları da hallet, tamam mı? Hey! İmdat! İmdat! Yok artık. Ayol, inanamıyorum. Hey! Oh, ne oldu Kadriye? Yoksa duvardaki ketçap izini mi gördün? Ben yaptım, nasıl olmuş? Gülen yüz. Ay, ona sıra gelmedi bile. Bu salonun hali ne böyle? Peyami baba, sen de mi? Kızım, yaşlıyım ben. Gözüm görmüyor. Yeter artık. Mirket'in asistanı olmaktan bıktım. Yaptığım hiçbir şeyi takdir etmiyor. Bir kere bile teşekkür etmedi bana. Geçen hafta hadron çarpıştırırken açılan kara deliği kapattım ve hayatımızı kurtardım. Ona bile teşekkür etmedi. Hepimiz yok olacağız! Kurtardım. Neyse ki çarpıştırma modüllerine bir şey olmamış. Testlere devam edebiliriz. Ay. Bu koku da ne? Peynirli cips kokuyor. Biraz da ekşi ayran kokuyor sanki. Bu Şakir'in kokusu. Şakir, kaç gündür yıkanmıyorsun sen? Hatırlamıyorum. Bugün yıkanma günü. Yıkanma günlerini hiç sevmiyorum. Yıkanmak beni mutsuz ediyor. Arkadaşlar, bıyıklarımı sarıya mı boyayayım yoksa yoğurt yeşiline mi? Yoğurt yeşili diye bir renk yok. Sen benim buzdolabındaki yoğurda bak da öyle konuş. Ay, yeter. Bıktım bu dağınıklığınızdan. Yeter. Bıktım bu işten. Çok mutsuzum. Çok buraldım. Yeter artık. Bıktım artık. Burama geldi. Parmak! Harikaydı. Bakın gençler, şimdi size dünyanın en havalı hareketini yapacağım. Dünyanın mı? Ay, sen de bir alemsin. Öyleyim, ayım ben. Hazırsanız yapıyorum. Vay cıkla, harika. Batu, harikasın. Bunu beğendiyseniz buna hasta olacaksınız. Sonsuzluk uçuşu yapacağım. Ne nasıl yapacak? Çok zor bir hareket. Nasıl gerçekten yapacaksın? Mi? Ciddi misin? Geliyorum. Vay canına. Ay. Eyvah, duramayacak. Duramıyorum. Duramıyorum, kayıyorum. Aa, yıldız kayıyor, yıldız kayıyor. Çok duraldım. Bıktım bu işten. Bıktım artık. Arkadaşlar, yıldız kayıyor. Yeter. Sıkıldım. Bunaldım. Yıldız buraya doğru kayıyor. Ne dedin sen? Yıldız geliyor diyorum. O neydi? Yıldız kaydı ve evimize girdi. Evet, hemen dilek tutalım. Yıldız kayınca dilek tutulur. Uyanıyor. Kendine geliyor. Bir yıldız doğuyor. Neredeyim ben? Sizler de kimsiniz? Ben buranın belediye başkanıyım. Adım Muhtişim Cesurgil. Siz ona inanmayın. Burası dünya. Siz de dünyaya düştünüz. Bir dünya iş çıkardım sizin de başınıza. Remzi, bir gelsene, bir şey diyeceğim sana. Ne var Necati? Yoksa yine kablosuz battaniye fikrinden mi söz edeceksin? Hayır, yani bir battaniye de neden kablo olsun ki? Bak şimdi, gözünü 5 aç ve beni iyi dinle. Saçma bir laftı bu. Gözünü 4 aç denir. Ayrıca gözümle dinleyemem seni. Tamam, o zaman gözlerini 2 aç, kulaklarını da 2 aç, sonra ağzını da yarım yarım aç, kapa. Eyvah, iyice kafam karıştı. Bak Remzi, kayarak salonunuza düşen kim? Söyle bakayım. Bir yıldız. Bir yıldız. Kayarsa ne olur? Ne olur? Dileğin gerçek olur. Ne demeye çalışıyorsun yani? Bak şimdi sana göstererek anlatacağım. Bu kıymalı börek yıldız, tamam mı? Tamam. Benim ağzımda sizin evin salonu şimdi. Ona da tamam. Bak şimdi, bak geliyor. Hop.
Ne oldu? Yıldız sizin salona girdi. Bak şimdi bir kere daha anlatıyorum. Hop. Anlamadın sen. Bir daha anlatıyorum. Hop bir dek. Necati, sen o börekleri yemek için bahane mi yaratıyorsun? Yemeden de anlatabilirsin. Bak şöyle hop. Oy. Necati. Ay, yıldıza doyamıyorum. Tamam, şunu diyorum. O yıldıza iyi davranın. O da sizin dileklerinizi gerçeğe çevirsin. Doğru diyorsun. Yaprak sarmalar şahaneymiş yenge. Afiyet olsun. Ah, kollarım koptu. Remzi, konuya gir. Yoksa bu adam her şeyi yiyecek. Sarmalar bitmek üzere. Tamam tamam. Yıldız Bey, şimdi biz bir şey duyduk. Yıldızlar kayınca dilekler gerçek olurmuş. Acaba siz de bizim dileklerimizi gerçekleştirir misiniz? Öyle miymiş? Yani yaparım herhalde. Ama bir şartım var. Eğer karşıma mutlu olarak gelirseniz dileklerinizi gerçekleştiririm. O zaman bir saniye. Ay çok mutluyum. Hiç böyle olmamıştım. Beni kandıramazsın. Bir yıldız karşısındakinin gerçekten mutlu olup olmadığını gözünden anlar. O zaman biz biraz mutlu olup gelelim. Ama nasıl? Benim bir sürü sorunum var. Merak etmeyin. Benim bir fikrim var. Madem dileklerimizin gerçekleşmesini istiyoruz, bunun için önce mutlu olup yıldızın gözüne girmeliyiz. Necati abi niye listede yok? Çünkü benim dünya umurumda değil. Bakın ne kadar mutluyum. Bak göbeğe bak. Benim. İşteyken çok yoruluyorum. O zaman buna bir çözüm bulmalısın. Emredersin komutanım. Benim kod adım var mı? Sarı bıyık. Sarı bıyık. Of, niye sorduysam. Harıl harıl, harıl harıl, harıl harıl. Ne yapıyorsun Remzi? Harıl harıl çalışıyorum müdür bey. Harıl harıl az bence. Zangır zangır çalış bundan sonra, zangır zangır. Peki müdür bey. Zangır zangır, zangır zangır. Sen de bir şeyler ye Mesut. Bir deri bir kemik kalmışsın. Yeter artık. Remzi coştu. Bu duruma bir son vermem gerek. Yoksa mutsuzluktan sonum Mesut gibi olacak. Aşk olsun. Ha? Ne yapıyorsun Remzi? Burada masayı sadece ben çıkarım. Ben biraz daha yükseğe çıkarım. Sakın daha fazla çıkma. Yükseklik korkum var. Buradaki çalışma şartlarından bunaldım. Sesimi çıkarmıyorum diye bütün işleri bana yaptırıyorsunuz. Paspas bile yaptırdınız. Evet evet, temiz olmuş. Dikkat tabelası koymamışsın, bak düştü adam. Çünkü benim işim değil. Bundan sonra bana... Dur biraz daha yukarı çıkayım. Bundan sonra bana görevim olmayan işleri yaptırırsanız, fazla mesai ücretlerimi vermezseniz işi bırakır giderim. Ne? Tamam, aşağı iniyorum. Sakın gitme. Elini ayağını öpeyim. Aman Remzi'cim, ben seni çok seviyorum. Sahi mi? Bundan sonra başkalarının işini sana vermeyeceğim. Seni yormayacağım. Oo, iyiymiş. Evet evet. Gel azıcık seni sırtımda taşıyayım da keyfin yerine gelsin. Mesut'u da fazla yormayacaksın, tamam mı? Hay hay, tabii ki de. Ya bir ne olsun ya? Çok şekil partisine geldik. Çok iyi parti değil mi? Ya bir ne olsun ya? Adam çok şekil partiymiş ha. Bakkala gidiyorum, bir şey isteyen var mı? Teşekkürler kardeşim, eksik olma. Kanka geçmiş olsun. Toparlan da kaymaya devam edelim. Oo Mars, sağ ol kardeşim. Ben de çok özledim. Uzayda hayat var mı abi? Yok. Peki abi, cips yer misin? Yemem. Bu Mars'ın muhabbeti de hiç çekilmiyormuş. Ben mutfaktan yemek alıyorum. Sarı bıyık görevini tamamladı. İş yerindeki mutsuzluğunu halletti. Kod adımı değiştirebilir miyiz? Hayır, hayır sarı bıyık. Sarı bıyık. Of. Anne, senin sorunun da evdekilerin dağınık olması. O yüzden de annelik kartını kullanıyorum. Dırırırım. Öyle bir kart yok. Ödeşme kartımız var sadece. Ben de o karttan hiç yok. O yüzden bunu buldum ben de. Neymiş o kart? Evi dağıtırsanız akşama yemek yiyemezsiniz. Ne? Thank you.
Yapmayacak! Yapmayacağım! Durun, buldum. Yıkanmayı eğlenceli bir hale getirirseniz bu çocuk yıkanabilir. Nasıl yani? Oyuncaklarla. Olabilir. Müzikle. Mantıklı. Havuzu köpükle doldurarak. Dur dur, saçmalıyorsun. Evet, köpüklü havuz. Oley, tutturacağımı biliyordum. Ben geliyorum. Oley. Ben de fırsattan istifade ediyorum. Oley. Neyse, en azından bir şekilde yıkanmasını sağladık. Hadi yazın havuz var da. Kışın ne yapacağız düşünürüz artık. Ne? Yıkanmak eğlenceliymiş aslında. Tamam. Şakir'in mutsuzluğunu da çözdük. Şimdi sıra bende. Bugün bu işi halledeceğim. Eyvah! Zombi gezegenini açtığım portal yüzünden başımız dertte. Portal cihazını bir bulsam. İşte. Alın bakalım. Evet, bunu da atlattığımıza göre... Mirket abi, size hep elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bazen de günü bile kurtarıyorum böyle. Keşke arada takdir edilsem. Çok güzel olurdu. Beni küçükken kimse takdir etmedi. Ama iyi ki de öyle olmuş. Böylece her zaman daha iyisini yapabileceğime inandım ve kendimi şımartmadım. O yüzden senin de en iyisi olmanı istiyorum Canan. Bu yüzden seni şımartmıyorum. Yani beni düşündüğünüz için mi böyle davranıyordunuz? Sonunda beni anladığın için teşekkür ederim. Sağ ol Canan. Asıl ben teşekkür ederim. Sonunda bana bunu açıkladığınız için. Çok mutlu oldum bunu öğrendiğime. Geri geldiler. Kapa! Canan kapa! Tamam kapatıyorum. Öyleyse... Hepimiz çok mutluyuz. Yürüyün dileklerimizi kullanmaya. Çocuklar, Yıldız Batı yok. Bir not bırakmış salona. Bana iyi davrandığınız için çok teşekkürler. Ben gittim. Hadi görüşürüz. Eyvah! Çabuk yakalayın Yıldız'ı. Herkes mutfaktan hızlıca çıksın ve arkasına bakmasın sakın. Evet! Necati, o sarmaları yiyemezsin. Boşuna gaza getirme kimseyi. Yürü, sen de geliyorsun. Of! Çok zekisin Kadriye. Benden bile zekisin. Ne yapalım ya, gençler? Sahile fikir abi, bana uyar. Güzel olur. Olur. Tek arabaya gideriz herhalde. İyi tamam. Herkes hazır mı? Hadi sahile. İşte Yıldız burada. Hani bizim dileklerimizi yerine getirecektin? Eyvah! Arkadaşlar çabuk gidelim. Hadi. O dilekler bizim için çok önemli. Niye kaçıyor bu? Çabuk atlayın arabaya. Takip edelim. Ticari, sağa çek. Yıldız evladım, sana diyorum. Dileklerini gerçekleştiriver şu çocukların. Yazık bak, bunlar da gariban. İhtiyaçları var. Benim öyle güçlerim yok ki. Hey, sen arabayı kullan Necati. Bize güçlerim var demiştin ama. Sizi mutfakta konuşurken duydum. Üzülmeyesiniz diye öyle söyledim. Ben anlamam. Lütfen dileklerimizi gerçekleştirir misin? Durdur arabayı Jüpiter. Peki madem. Dileklerinizi söyleyeyim bakayım. Neymiş? İşimden çok mutsuzum. O yüzden de bunu değiştirmeni... bir dakika. Ben değiştirdim zaten bunu. Artık işimde mutluyum. Ben de yıkanmaktan çok mutsuzum. Ben de artık yıkanmayı eğlenceli hale getirdim. Bayağı seviyorum yıkanmayı. Ayol, siz de artık evi dağıtmıyorsunuz. Benim de dileğim buydu önceden. İnanamıyorum. Yıldız Batu kendi dileklerimizi kendimizin gerçekleştirmesini sağladı. Evet, zaten dileklerimiz bunlardı. Kendimiz başardık. Söylemiştim benim süper güçlerim yok diye. Sadece sizi mutlu olmanız için motive ettim, o kadar. Gerisini siz yaptınız. Ay kusura bakma oğlum. Seni de böyle kovaladık arkanda. Bence megafon kısmı ve hızlı kovalama kısmına gerek vardı. Megafon! Söylemesi bile havalı. Megafon! Herkes mutlu olduğuna göre ben de artık uzaya geri dönebilirim. Kaykayı çok özledim. Hoşçakalın. Güle güle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hadi bakalım, dikkatli gidin. Uzaya varınca arayın. En kötü çaldırıp kapatın, ben anlarım. Necati, kafam şişti. Kapatsana şu... Kadriye, ne haber? Ay! Vay, saçların dürüm gibi oldu. Hay! Thank you.
Çok hastayım. Al yavrum, iç şu limonlu çayı. Gribe birebir devadır. Sırtına sıcak tülbent koy Şakir. Zencefilli bal ye Şakir. Kafana portakal sık Şakir. Dört defa takla at Şakir. Domatesle uyu Şakir. Havuçla top oyna Şakir. Greyfurtla iddiala Şakir. Löpen diye bağır Şakir. Ben hiç iyi değilim. Aa, çocuk canavar oldu. Anneciğim. Çabuk arabayı getir Remzi. Hastaneye gidiyoruz. Şakir. Şakir. Bırakır mısınız çekicimi beyefendi? Reflekslerin çok zayıf Şakir. Vurma. Vurma. Verir misin şunu? İyi o zaman. Gidip şu iskeletle oynayayım ben de. Nesi var Şakir'in doktor bey? Yani grip gibi gözüküyor. Şu ilaçları alsın, haftaya tekrar gelsin. Herkes beni dinlesin. Bu sıradan bir virüs değil. Hepiniz yanlış yapıyorsunuz. Bu ses de ne? Yanlış tedavi uyguluyorsunuz. Bu bambaşka bir şey. Ne peki? Ben de bilmiyorum ama bulacağım. Bırakın bu şarlatanı. Dikkat çekmeye çalışıyor. Güvenlik atın bunu dışarı. Hastalarınıza dikkat edin. Bu normal bir virüs değil. Yürü bakalım dışarı hadi. İyi uçuşlar. Ho, beni de doktora götürsene. Bir deri bir kemik kaldı mı? Necati, sen nereden buldun onu? Bu benim arkadaşım oldu artık. Adı Kemikli Şaziye. Git çabuk onu yerine koy Necati. Senin değil o. Merak etmeyin. Doktor atacakmış zaten bunu. Bana hediye etti. Çok yaşa. Senden iyi kaleci olurum Mirket. Deli mi ayol bu? Geçmiş olsun evlat. Hadi ben kaçtım. Güle güle. Oh, kolum çıktı. Çabuk olmalıyım. Nerede bu mikroskop? Bu değil. Bu döner kesme lazer kılıcım. Bu yapay lahmacun modülüm. Bu Mars'a gidiş döneme iş biletim. Aha, buldum işte. Bakalım. Ne? Nasıl? Kaç? Neyle? Bu virüsteki veriler çok farklı. Ne? Atom tost aşkına. Bu peçetedeki virüsün içeriği şu anda dünyada bulunan hiçbir canlınınkiyle eşleşmiyor. Bu demek oluyor ki... Bu demek oluyor ki... Mirket, değişik gir. Lahmacun siparişiniz için gelmiştim. Ha, benim evet. Buyurun şöyle vereyim. Kolay gelsin. Sağ ol. Nerede kalmıştım? Bu demek oluyor ki dinozor gribi bu. Bana mı dedin abi? Hayır hayır. Şu ilerideki eczanede dur da doktorun yazdığı ilaçları alıp geleyim. Tamam Kadriye. Çok yaşa. Sağ ol. Hayda. Necati niye getirdin onu? Kemikli Şaziye ne diyor bu sarı bıyık? Senin boynuzların mı çıkıyor Şakir? Ne oluyor bize? Yok artık. Göremiyorum. Öyle hapşırılır mı arkadaşım? Gelmişiz zaten. Çek sana çabuk. O ne? Boynuz bunlar. Hocam taksimetre çalışıyor bak. Boynuzun çıkmış hala taksimetre diyorsun. Burada bekle beni. Ay nasıl öksürüyordu eczaneci öyle dinozor gibi. Ay bu ne? Çekil bakayım çekil. Koş. Ay salgın var galiba. Herkes bir garip. Geçen hafta burada bir dinozor fosili bulunmuştu. Şehri ele geçiren salgının bu fosille bir ilgisi olmalı. T-Rex aşkına! Ay korktum! O ne? Ne kadar kötü kokuyor bu fosil.
sinek olmuş her taraf. Virüsün kaynağı sanırım. Eğer bu sıvıyla bir panzehir yapabilirsem bütün şehri kurtarabilirim. Meşale söndü. Hayır Mirket, karanlıktan korkamazsın. Kocaman adamsın sen. Bağırarak koşarsan bir şey olmaz. La 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 la. La 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 la. Hot diri vit diri dit diri di. La 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 la. Şimdi panzehiri yapmak için bir laboratuvara ihtiyacım var. Hemen en yakındaki hastaneye götür beni. Anne! Sakin ol Kadriye. Korkacak bir şey yok. Alt tarafı dinozor oldular. Isırma kolumu Remzi, saçmalama. Necati, ısırma koltuğu. Yavaş, yavaş bir tepişmeyin. Yol verin, yol verin. Tamam tamam, geçme. Şurada ineceğim. Evladım, direksiyonu niye yedin? Lazımdı o bize. O ne? İşte bunun suçu. Aranızda anlaşın. Mirket, hepsi dinozora döndü. Ne yapacağız? Çabuk git ve benim laboratuvardaki roketi al getir. Bu çok saçma. Şu T-Rex'e bakar mısın? Bu çok mu mantıklı? Ay, tamam. Benimkilerle ilgilen, tamam mı? Seninkiler nerede? Sağa çek, geldik. Buyur Mirket Başkan. Vay, tanıyorsunuz beni. Evet ama her an kontrolden çıkabiliriz. Şakir komple gitmiş. Ben de iyi değilim. Evet, şu virüslü sıvıyı ayrıştırıp biraz antidoksit... Eyvah, ben de değişiyorum. Çabuk olup panzehiri hazırlamalıyım. Yoksa hepimiz için çok geç olacak. Biraz portakal, biraz kemik suyuna çorba, biraz limon, azıcık zencefil, bir tutam jelibon. Bana da jelibon bırak. Şunu da koyduk mu? Tamam, tamamdır. Panzehir hazır. Hemen kendi üzerimde deneyeceğim. İşe yarıyor. Düzeldim. Harika. Kadriye nerede kaldı? Kadriye bu. Karıcığım. Kadriye sakın beni ezme. Bir daha size gelmeyeceğim. Söz veriyorum. Ha? Roket boynuzuna takılı kalmış. İş başa düştü. Ağır çekim gücü. Mirket'e 10 puan. Kadriye'ye 0. Şaka yaptı. Bunlar ailecek çıldırmış. Neyse, şunu fişeğin içine koyalım. Umarım işe yarar. Saklanalım şuraya. 3, 2, 1, 0. Kurtuldum. Ben pek değişmedim. Anacığım, sıkıştım. Yardım edin. Pardon Necati. Oh, canın sağ olsun Kadriye. Aa Şaziye. Canım benim, buldum seni. Oh, hele şükür. İyileştim sonunda. Mirket Bey, kusura bakmayın. Sizi ciddiye almadık. Teşekkürler panzehiri bulduğunuz için. Önemli değil, sıkıntı yok. Azıcık var ama neyse. Uptis uptis uptis, çıkız da çıkız, çıkız da çıkız. Ne var, ne oldu? Birazcık eğlenmeyelim mi? Cüptop cüptop böö. Bu gece burada çok büyük bir olay için toplandık.
İşte yeni icadımız. Kendi kendine hareket eden eşyalar. Ben size söyleyeyim, bunlar kesin dünyayı ele geçirir. Dünyayı ele geçirin. Ben size demiştim. En iyisi ben gidip biraz dondurma stoğu yapayım. Makineler çaldırdı. Mirket abi, aç kapıyı. Evdeki çamaşır makinesi anneme saldırdı. Beni de tost makinesi ısırdı. Bunu durdurmanın tek bir yolu var. Nemrut Dağı'ndaki ünlü heykel kafalarını bulmalısınız. Biraz kel alaka olmadı mı? Öyleyse Nemrut'a gidiyoruz. Adıyaman! Aman aman, bekle bizi, geleceğiz. Adıyaman aman aman, Nemrut'a da çıkacağız. Olay! Ha, duvar! Duvar? Duvar! Dürüm! Ay şey, duvar! Canlar sana heykel kafası. Canlar. Bu kadar da canlanmanıza gerek yoktu yani. Necati tepsi oldu. Yaklaşıyorlar. Bu durumdan nasıl kurtulacağız? Asıl bu dürümden nasıl kurtulacağız? Dürümden. Yine iş bana düştü. Oğlum kovalama, devleri terleyeceksin. Şövalyeler hazır mısınız? Hazırız. Haydi o zaman. Hey. Kral Şakir, devler uyandı. Uyanmasaydı. 16 Şubat'ta sinemalarda. Ne kadar da huzurlu bir sabah. Güneşin sıcacık enerjisi bütün dünyaya yayılıyor adeta. İçimde sevgi kelebekleri uçuşuyor. Etrafta bu huzurlu dakikaları bozacak hiçbir şey yok. Hiç bu kadar kendimi iyi hissetmemiş. Canan, ne haber? Çamur banyosu mu yapıyorsun bu saatte? Canan yürü kızım, sana ihtiyacımız var. Her tarafında çamur içinde ama pis kız oldun. Koltuklara bulaştırma, geç hadi geç. İşte Canan, bunun için getirdik seni. Lahmacun menü sadece 7 lira. O ne? Baba, bu afiş değildi ki. Ha? Pardon. Bir sonrakiydi. İşte bu. Karpuz Festivali. En büyük karpuzu yetiştir, büyük ödülü kazan. Bu mu yani? Lahmacun reklamı daha mantıklıydı. Beni niye çağırdınız ki? Çünkü aramızda bahçecilikten en iyi anlayan sensin. Bahçecilikten anlıyorum diye beni saçma sapan işlerinize alet edemez. Büyük ödülü kazanırsak arka bahçede sera açacağım sana. Anlaştık. Nereye imzalıyorum? Sırtımı. Ha? Tamam. Gıdıklandım. Öyleyse muhteşem çiftçiler iş başında. O ne? Gördünüz mü şu afişi? Evet abi, süper fiyat. Zaten normalde bir tek lahmacun 7 lira. Onu demiyorum şapşal. Yanındakine bak. Nesine bakacağım bunun? Ağzı var, dili yok. Afişe bak, afişe. Bu ödülü biz kazanabiliriz. Nasıl o kadar büyük karpuz yetiştireceğiz abi? Birazcık özel, azıcık tehlikeli bir karışım sayesinde tabii ki. Tamam abi, kafamı bırak artık. Boynum tutuldu. İşte buldum. Organik şekilde dev gibi karpuz yetiştirmenin sırrı. 1. Yanardağ toprağı bulun. 2. Sal biraz daha sal. Tamam, bırak öyle. Eyvah, o ne? Poşet eridi. Yanardağ toprağı koymak için poşet mi getirdin Necati abi? Burası çok sıcak. Al şunu, buna koy. Piştim burada. Ne? Kıyafetlerim eriyor. İyi ki içime erimeyen don giymişim. Hadi çekin yukarı, ne bakıyorsunuz? Oy, içim yanıyor. Bu da bitti.
sırada ne var? Arka bahçede yetiştireceksek burayı sürmemiz gerek. O iş bizde. Çünkü biz muhteşem çiftçileriz. Hadi Necati, dönüş bakalım. Değişim tamamlandı. Hadi öyleyse. Vrum vrum vrum. Var. Bak evlat, her gün göremeyeceğim bir şey. Tamam, bu kadar yeterli. O halde müsaadenizle dönüşüyorum. Şimdi de karpuz çekirdeklerini ekin. Karpuz ekelim. Tamam, yeterli. Şimdi ne yapacağız? Bu en zoru olacak. Yağmurun yağmasını bekleyeceğiz. Çünkü yağmur suyuyla beslenirse daha büyük olur karpuzlar. Hava durumuna göre önümüzdeki bir ay hep güneşli. Ne? Olmaz. Yarışmaya yetişemeyiz. Kızılderililer gibi yağmur duasına çıkalım. Yok daha neler, ciddi olamazsınız. Umarız yağmur yağar. Keşke burada yağmur yağsa. Hadi bakalım. Yağmur yağardı. Saçmalamayın, durun lütfen. Mantıksız bir şey bu yaptın. Ne oldu Canan? Hop bidi hop bidi. Ben de yıldırım dansı yaptım küçük küçük. Yapma, yıldırıma karşı tikim var benim. Gel. Topla şimdi, topla. Tamam, bırak öyle, bırak. Anahtar kalsın abi. Gelin çocuklar, gelin. İşte özel karışımımız. Bunun sayesinde dev gibi bir karpuzumuz olacak ve ödülümüz kazanacağız. Oo, çok heyecanlı. Deneyelim bakalım şu özel karışımı. Hı? Tamam. Çok koydun galiba. Yok oğlum, bayağı az koydum. Pardon, o uçan araba benim miydi? Uçan araba mı? Saçmalama, teknoloji o kadar gelişmedi canım. Abi, adamın arabası gitti. 3 hafta sonra. Bu hala minnacık. Yazık abişim. Hayır. Bu yetiştirme metoduna göre birden büyürmüş bu karpuzlar. Birden mi? Nasıl birden? Buradan hepiniz karınca gibi gözüküyorsunuz. Vay canına. İşe yaradı Canan. Ama diğerleri niye büyümedi? Tohumların hepsi farklı çeşitti. Deneyip görmemiz gerekiyordu. Diğerleri de büyür herhalde. Harikasın kızım. Dev gibi bir karpuzumuz oldu. Oo, saat yaklaşıyor. Yavaştan yarışma alanına gitmemiz lazım. Tamam. Ben arabayı getiriyorum. Bekleyin burada. Ne haber Remzi? Baksana, uzaydan meteor getirdim. Sağ ol desene. Hadi oğlum, hadi kilitlediyseniz binin arabaya. Geç kalacağız. Tamam abi, yürü. O neydi öyle? Remzi'nin karpuzu abi. Ya da karpuzun Remzi'si. O derece büyük yani. Karpuz yetiştirmiş sanki Remzi'yi. Anladı karıcan, uzatma. O karpuzla ödülü kesin onlar kazanır. Tabii eğer yolda karpuzun başına bir şey gelmezse. Ne o? O sesleri. Arkada bir şeyler oldu. Hay aksi. Görünmez kaza. Yürü abi, yürü. Yeşil yandı. Pardon arkadaşlar. İnanamıyorum. Karpuzumuzu parçalamışlar. Yarışmaya katılamayız bu halde. Hiç sevmiyorum şu Kürşat ve adamlarını. Ne düşünüyorsun Remzi? Lütfen gizleme. Künefe mi? Getir kafanı. Kafa kafaya verip düşünelim. Al kafamı. Düşün, çoktur işin. Buldum. Aynen, künefe değil mi? Şakir, Canan, çabuk gidin bizim bahçedeki en büyük karpuzlardan birini alın ve yarışma alanına gidin. Belki onlar bu sırada büyük hale gelmiştir. Biz de Necati ile Mirket'in laboratuvarına gidip geleceğiz. Ama dev karpuzumuz kadar büyük değil hiçbiri. Olsun, ama idare eder. Biz hemen geleceğiz. Çabuk olun, çabuk. Bütün yarışmacıların karpuzları hazır mı? Hazır. Güzel. Ay. Beyefendi lütfen ama karpuzunuza sahip çıkın. Merak etmeyin, ısırmaz.
Sevin sevin, korkmayın. Aman aman kalsın. Karpuz mu seveceğim bu saatten sonra? Küçük hanım, sizin daha büyük bir karpuzla geleceğinizi duymuştum. Bu kadar mı yani? Yani. Herkes hazırsa kazananı seçelim. Gelsin büyük ödüllü. Otur oğlum, otur, otur. Nerede kaldınız baba? Yarışma bitmek üzere. Tamam oğlum, sakin. Biz hazırız. Bu ne baba? Geçenlerde Mirket bizi küçültüp Necati abinin midesine yollamıştı ya. O cihazın portatif hali. Küçültük, büyültük cihazık. İşte bu bizi kurtaracak. Hiçbir şey anlamadım. İyi ama o benim lafımdı. Ve beklenen an geldi. Şimdi kararımı açıklıyorum. Geldik kızım. Açıl bakayım. Bu cihazla karpuzunu dev gibi yapacağız. Hayır hayır, bu hile yapmak demek. Ama Kürşatlar da hile yaptı ve karpuzumuzu yok ettiler. Onlar yaptı diye biz de yapamayız. Bu yanlış. Ay, bu kız tam minnoşluk abidesi. En büyük karpuzun sahibi Akbaba Kürşat. Buyurun ödülünüz. Vay ne zahmet. Ne oluyor, bırak beni. Ha? Bu da ne böyle? Yasal olmayan özel bir karışım bu. İnanamıyorum. Ben de bu dev gibi karpuzu nasıl yaptınız diyordum. Siz hile yapmışsınız. Buyur evlat. Bu ödül senin hakkın. Çok teşekkür ederim. Olamaz. Olamaz. Nasıl olur? Nasıl? Çocuğum yavaş. İmdat. Kötü çocuk. Kötü çocuk. Baba, cihazı kullansana. Evet. Boşuna getirmiş olmayalım. Aman bu çok tatlı bir şey. Benim olsun mu lütfen? Baba, baba. Ay, bana baba dedi. Bana baba dedi. Hadi oğlum parka gidelim. Yıbara hey. Oh, hey. Isınmasana oğlum kulağımı.